Kısa bir aranın ardından yeniden sizlerle birlikteyiz. Kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz. Sayın Avni Demir ile birlikte Samsun Spor heyeti İsviçre'nin Zürih kentinde şu anda. Bu akşam orada geçirecekler. Yarın saat 10'da da FIFA yetkilileriyle ilk görüşmesini gerçekleştirecekler. Samsun Spor heyeti orada bulunacak. Bu görüşmenin içeriği açıklamada az önce izlediğiniz haberimizde olduğu gibi FIFA yetkilileri Samsun Spor'un iyi niyet göstergesi ve bundan sonra bir daha Samsun Spor'un böyle bir sorunla FIFA'ya sevk edilmeyeceğinin göstergesi. Az önce de reklam arasında Sayın Rüştü Araboylu ile bir görüşmemiz oldu. Kendisi de şu anda görüşme öncesi son hazırlıklarını yapıyorlarmış. Evet, onlar da heyecanlılar tabii ki. Son derece kendilerinden emin bir şekilde Samsun Spor'u orada temsil edecekler FIFA'da. Tabii bu çok önemli bir gelişme. Samsun Spor heyetinin FIFA ile görüşmek üzere İsviçre'ye gitmesi de çok çok önemli. Ve bundan sonraki süreçte bir daha böyle bir şeyi, böyle bir olumsuz tablonun Samsun Spor adına yaşanmayacağını belirtecekler. Bunu dile getirecekler. Çok iyimser bir olduklarını ve iyi niyet göstergesi sergileyecekler. Bu da çok önemli. Çünkü Samsun Spor'un FIFA nezdinde kaybolan bir güveni vardı. İtibarı da vardı. Siz ne kadar kabul etmeseniz de açıkçası. Çünkü bunu şöyle ele alalım. Örnek gösterecek olursak. Yani iki kişi... Siz hayatınızda her insana güvenemiyorsunuz. Çünkü yapılan yanlışlar var. O çok güvendiğiniz bir insan da olsa o yanlışlardan sonra güveniniz kayboluyor. Tekrar o insanın sizin güveninizi kazanması için bir takım çabalar içerisine girmesi gerekiyor. İyi niyetini göstermesi gerekiyor. Ortaya koyması gerekiyor. Samsun Spor da bunun için Zürih'te şu anda. Yarın ilk görüşmelerini gerçekleştirecek daha doğrusu. Oradaki görüşmelerde Samsun Spor hakikaten yani Türkiye'den İsviçre'ye kadar gidip orada kulüpleri için gelen ve bütün sanıyorum kendilerine bir dosya da sunacaklardır. Tabii ki mutlaka ilgili. Çok geniş kapsamlı dosyalarla görüşme orada bulunuyorlar. Onlarda bundan dosya da var tabii haliyle. Onlar da kendilerindeki dosyayı önlerine sunacaktır. Karşılıklı görüşmeyle birlikte orada ortak bir nokta bulunacaktır. Ve Samsun Spor için de olumlu bir görüşme olacaktır. Sayın Rüştü Araboğlu'nun bugün Haber Gazetesi'nin manşetinde de yer alan açıklamasındaki bir bölüm çok dikkat çekiciydi. Onu hemen paylaşalım bir kez daha. Evet. FIFA'daki Samsun Spor'a olan güven kaybını ortadan kaldırmak istiyoruz. FIFA'ya kendimizi anlatacağız. Kesinlikle bizi affedin, borçlarımızı öteleyin, futbolcularla konuşun, bize iyi davransınlar gibi tek bir şeyi FIFA'dan istemiyoruz. Sadece kulübün 1965'ten bu yana sürdürdüğü itibar ve güveni yeniden sağlamayı amaçlıyoruz şeklinde açıklaması vardı. Bu çok önemli. Kesinlikle futbolcular konusunda veya borçlar konusunda herhangi bir girişimi olmayacak Samsun Spor'un. İyi niyet göstergesi ziyareti, görüşmesi olacak. Samsun Spor'un bir daha böyle bir durumla FIFA'nın karşısına geçmeyeceği, FIFA'ya da böyle bir dosyasının olmayacağı şeklindeki iyi niyetlerini belirtmek için oradalar. Temennimiz karşılıklı iyi niyet gösterisi olur. İnşallah da öyle olacaktır. Dediğimiz gibi yani Samsun Spor için olumlu bir görüşme olur. Buna inanıyorum. Bu arada hemen hatırlatalım. Evet. Samsun Spor'un eski futbolculara borçlardan dolayı çok önemli bir mesafe kat ettiğini de belirtelim. Özellikle Bahia 1 milyon 200 bin avro borç olan rekor borç listenin başında yer alan Bahia konusunda görüşmeler devam ediyor ve Bahia'nın Samsun Spor'un bu iyi niyetine olumlu yaklaştığı, iyi niyetine karşılık verdiği, cevap verdiği ve anlaşma yolu için yeşil ışık yaktı. Anlaşmak gerekir yani. İfade ediliyor. Sanıyorum Bahia 300 bin euro ama bir borç var. 4000 İsviçre frankı ödenmediği için 200 bin euroya çıktıysa bu ne demektir? 4 katı kadar bir artış. Yazık yani değil. Yani bu da kabullenilecek gibi değil. Yazık yani değil mi kulübün bu duruma sokulması? Şimdi karşılıklı anlaşmayla çözüm bulunamazsa o anlamda bakıldığı zaman da Samsun Spor heyetinin İsviçre'ye FIFA'ya yetkilileri görüşmek İsviçre'ye gitmesinin çok küçümsenecek veya basit bir olay olarak değerlendirilmemesi gerektiğini gayet iyi anlıyoruz. Tabii alacaklı futbolcular üzerinde de olumlu etki yapar bu görüşme.
O açıdan da baktığımız zaman da iyi bir gelişme olacaktır. Kesinlikle öyle. Yarınki görüşmede başarılar diyelim Samsunspor heyetine. Umarız o güveni kendi karakterleri gibi sağlam duruşlarını orada yansıtacaklardır ve Samsunspor da o güveni tekrar kazanacaktır. Samsunspor heyeti bunu başarılı bir şekilde yerine getirecektir ve o güveni tekrar verecektir FIFA'ya. Samsunspor'un da bundan sonra bu tür sıkıntılarla umarız karşılaşmaz. Çünkü borçları yapılandırma konusunda da çok büyük gayretler var. Az önce belirttiğimiz gibi Samsunspor Süper Lig'e çıkar sezon sonunda ve tamamen bu sorunları da yapılandırılmış şekilde önünde bir set olarak, engel olarak durmadan kenara çekilmiş ve düzenli bir şekilde ödenme konusunda, borçların ödenme konusunda sağlıklı bir yapıya bürünür ve Süper Lig'de tabii yoluna devam eder. Şu anda İsviçre'de bulunan yöneticilerimiz dönüşünde öyle sanıyorum ki bir toplantı yapacaklardır. Bir basın toplantısıyla evet. En azından bilgilendirecektir. Evet. O olumlu gelişmelerin takıma da etki yapacağına inanıyorum. Bu arada hemen belirtelim. Elazığ maçı öncesi böyle bir görüşmenin burada dile getirilmesi bize çok şey kazandırır gibime geliyor. Bu arada hemen belirtelim. Kasta davaları sonuçlanan Akaki, Roberts, Pavlik ile birlikte oyuncu temsilcileri de var. Palbo, Buster gibi oyuncu Samsunspor'un dosyası bayağı da kabarıkmış yani. Onlardan daha önce söz almışlardı. Bahia konusunda halletmek üzereler. Bu konuda başarılar diyelim. Samsunspor camiasının kenetlenme zamanı olduğunu daha önceki programlarımızda da dile getirmiştik. Birlik beraberlik içerisinde hedefe daha kolay bir şekilde ulaşılacağını belirtmiştik. Umarız bundan sonraki süreçte bu daha sımsıkı bir şekilde kenetlenme yola devam edilir. Şimdi teknik direktör Erhan Altın'ın açıklamalarını ekranlara getireceğiz. Ama bir hatırlatma yapalım. Ondan sonra Samsunspor'un idmanındaki görüntüleri ekranlara getireceğiz. Ve çok konuşulan forma konusunda yoğun mesaj da alıyoruz. Ve Samsunspor yine önemli bir konu var. Samsunspor'un maçlarında, buradaki maçlarda çalınan müzik konusunda da çok sayıda tepki var. Anons konusunda da çok sayıda tepki var. Özellikle de müzik, çalınan müzik konusunda tepkiler çığ gibi büyüyor. Müzik çalınan müziğin zamanlamasının ve sürekli aynı şekilde tekrarlanması konusunda çok sayıda taraftarların tepkisi var. Onları da konuşacağız. En büyük tepkiyi Erhan Altın o gün gösterdi. Dikkat ettiyseniz golden sonra müziği kesin diye ısrarla, evet, dikkatinizi evet. çektim bilemiyorum. Evet. Israrla haber göndermeye çalıştı. Taraftarların da çok büyük tepkisi var. Ama maalesef o anons yapan arkadaşlarımız biraz öyle sanıyorum ki bu işin tecrübelileri değiller ki. Maalesef biraz yani kaş yapayım derken göz çıkarıyorlar. Bugün ve Erhan Altın'ı da çileden çıkarttılar daha doğrusu. Samsunspor... Bence bir uyarı yapılması gerekir. Bugün yine gereksiz bir internet sitesinde, bu konu gündeme getirilmiş. Çok sayıda tepki mesajı da vardı orada. Evet. Hem anons yapan kişinin değiştirilmesi konusunda. Bu arada Spor 55 programı yorumcusu Ender Gür'ün tekrar geri gelmesini isteyenler çoğunluktaydı. Ben oradan okudum, oradan takip ettim onu. Özellikle de müziğin de değiştirilmesi konusunda çok sayıda şey var. Bunu ilerleyen bölümlerde konuşacağız ama onun öncesinde Samsunspor Teknik Direktörü Erhan Altın'ın bugün antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladığı önemli açıklamaları da Erhan Hoca'nın. Şimdi Selçuk Kaya'nın haberini ekranlara getiriyoruz. Bazı şeyler var. Çok istiyoruz, çok arzuluyoruz. Şu fobimizi atalım diyoruz. Demek ki bazı şeyleri fazla istemeyeceğiz. Ne yapalım diye çıkacağız, topumuzu oynayacağız, neticeye katlanacağız. Ama ben özellikle şunu söyleyeyim, biz bir kere bir hafta boyunca çok iyi çalıştık. Çok istedik maçı kazanma adına. Bazen fazla istemek derken stres ve baskı yapıyor futbolcuların üzerinde. Oyuna iyi başlayamadık, onu söyleyeyim. İstediğimiz performansla başlayamadık. İyi organize olamadık. Rakibe pozisyonlar verdik. Orta sahada rakibe top yapması adına çok rahat. Evet, basın toplantısıydı bu. Arkadaşlarımız diğer görüntüyü hazırlıyorlar şu anda. Bir karışıklık oldu. Bundan dolayı özür dileriz sizden. Dilerseniz hemen birkaç mesaj okuyalım. Gayet taraftarlardan yoğun gelen mesajlar var izleyicilerimizden. Onlara yer verelim.
seri bir şekilde. İsmail Özay'dan abi her şey iyi güzel de takım otobüsünün olması neden otobüsünün plakası neden 34 plaka demiş. Ne fark eder ki 34 veya 55 oluşu? Samsun'da olduğu için 55 ama o otobüsün metro tarafından verilen otobüs değil mi? Arkadaşlar izleyicilerimize söyleyeyim kusur aramayalım. Yani takım otobüsünün plakası 34 ise ne var yani bunda? Yani 34 olursa taşıyamaz mı? Hakan Hepşen, selamun aleyküm. Samspor'u galibiyetinden dolayı kutluyorum. Ben haftalardır stadyumda yapılan anonstan zevk almaz oldum. Benim gibi düşünen birçok taraftarımız var. Ben de Ender Gür hocamın anons yapmasını istiyorum. Bu benim tek isteğimdir. Demiş Mehmet Dizman. İyi akşamlar Muhammed abicim. Programı zevkle izliyorum. Umarım bu yıl lige çıkarız. Furkan Yavuz, Sayın Çavuşoğlu, Samspor'a bütün Samsunlular 10 TL verse bir kampanya düzenlense, SMS ile falan bir organize edilse Samspor'u rahatlatabiliriz. Güzel düşünceler ama daha önce denendi evet. Bu tür şeyler çok dile getirildi. Muhammed Seçkin, iyi akşamlar. Dün Atilla abinin programında yazmıştım, o okumadı demiş. Atilla abiye de buradan selamlarımızı gönderelim. Size de yazma gereği duydum. Programımız haftada bir kere oluyor. Neden yönetici futbolcu tarzı konuk almıyorsunuz? İyi yayınlar. İlerleyen haftalarda bu da olacak. Yüksel Ömral, saha oyunlarının yanı sıra masa oyunları da başladı. Kulübümüze aleyhimize verilen kararda yönetim anında itiraz dilekçesi göndermeli demiş Futbol Federasyonu'na. Tabii ki tüm girişimler yapılıyor. Yine mesajın devamında galibiyetten dolayı takımı kutladığını belirtmiş Yüksel Ömüral. Necati Yılmaz, hayırlı akşamlar. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Ne zaman atak cesaretle futbol oynadıysak ve kazandık ya berabere kaldık. Kazandık ya berabere kaldık demiş. Fakat ne zaman orta sahadan futbolcuyu çıkarıp defansa oyuncu aldıysak golü kalemize görüyoruz. Defans futbol bize göre bir oyun tarzı değil. Bunu da hemen belirtelim. Yani herhalde Ivanov kastırıyor ama Ivanov şu anda 90 dakikayı tamamlayacak. Fizik gücüne sahip değil. Evet. Ahmet Gürelba, Samspor'a ceza gelecekmiş. 6 sarı bir kırmızı kart gördü diye. Kimse hakime yanlış verdiği karttan ceza vermiyor. Biri Soner'in gördüğü kartı açıklasın Allah aşkına demiş. Oğuz Çelebi, bu konuya da açıklık getirelim ceza konusuna. Verilmeyebilir ama muhtemelen bir para cezası gelecek Samspor'a. Gelecek de şimdi öyle sanıyorum ki Merkez Hakem Kurulu, daha doğrusu disiplin kurulu, Hakem Çağatay Şahan'ı öyle sanıyorum ki bir dinlemeye dinlendirecekler. Oğuz. Dinlendireceği bir hakemi de yönettiği maçtan dolayı bir takıma ceza verilmesi bilemiyorum ne kadar şık olur. Onun için onu da göz önüne almaları gerekir gibime geliyor. Evet, Oğuz Çelebi, Musa Aydın'ın performansı düştüğü zamanlarda neden oyundan çıkarılmıyor demiş. Musa varken Ofoydu'nun yerine neden Ivanov çıkıyor? Ivanov gibi bir adam oyundan çıkar mı, açıklar mısınız? Çıkar. Çıkmayacak. Çıkar yani. Yok ki yani. Her futbolcu Musa çıkabilir Aydın, yani. Musa Aydın da gayet gayretli, iyi mücadele etti. Evet, ve onun sahada duruşu bile çok artı takım adına, çok gayet önemli. Tabii. Arkadaşlar bazen de kendi değerlerimize de isabetli bir bazı zaman da yani. Kendi değerlerimize sahip çıkalım yani. Evet. Bu sayede bu takımın birlik beraberlik sağlaması çok bak, büyük idi. Samsun başarılı Spor, futbolun yanında. Evet, Samspor futbol takımını teknik direktörden daha iyi bizlerin tanıma şansı yok. Kesinlikle. O oyun hafta içerisinde yaptığı çalışmalara göre de değişiklikleri yapıyor. Artık saygı duymalıyız. Teknik direktörün aldığı kararları da kabullenmeliyiz bir yerde. Abdülkadir Akbulut mesaj atmış ama mesajı tam olarak algılayamadım. Kelimenin sonuna, her kelime sonuna nokta koyduğu için onu hemen hızla geçiyorum. Kamil Akkaya, iyi akşamlar Samspor'un tebrikler. Takım iyi oynadı ama Hasan çok pas hatası yaptı. Bir de kırmızı kart gördü. Takımını 10 kişi bıraktı demiş. Geçen hafta yine hata hak etmeyecekse formayı oynatmayacak. Puan kayıpları artık tahminimiz kalmadı demiş. Hasretimle yandı gönlüm. İyi akşamlar Muhammed abi. Sizce Erhan Altın'ın bu galibiyete payı var mıdır? Kesinlikle en büyük pay sahibi Erhan Hoca. Hocalarla birlikte. Bahadır Özusta. İyi akşamlar Muhammed abi. Başta Erhan Altın olmak üzere Samsunspor'lu futbolcularımızı kutluyorum. Bu başarının Elazığspor maçında devam etmesini umuyorum. Çağatay Şah'ın öbür maçlara verilmesini bırakın Samsun il sınırlarından bile geçmesini istemiyorum demiş.
Ahmet Burhan Akoğlu. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben İstanbul'dan Ahmet Burhan Akoğlu, 55 İstanbul grubundan. Anadolu Muhammed abi, öncelikle Eren Altın ve takımımızı canı gönülden kutluyorum. Bizi hakemlerle kimse durduramaz. Bu yolun sonu Süper Lig, herkes anlasın demiş. Hemen diğer mesajlara geçeceğiz. Ancak onun öncesinde Eren Altın'ın açıklamaları hazırmış Okun İlgi bandımız. Onu ekranlara getirelim. Daha sonra hem onunla ilgili yorumlarımızı yapacağız hem de mesajlara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Samsun Spor'da 2-1 kazanılan Antalya Spor galibiyetinin sevinci sürerken teknik direktör Erhan Altın bugünkü antrenman öncesi değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli çalıştırıcı 10 kişi kaldıkları bölümde iyi bir oyun karakteri ortaya koyup taraftarlarının da desteğiyle galip geldiklerini ifade etti. Sporcu çalışmalarımızı doğrultuya yapıyoruz. Şimdi arkadaşlarımızla birlikte 20 dakika bir istişare yaptık. Analiz yaptık. Görüntü, teori. Şimdi onu da yarın pratiğe dökeceğiz, Allah nasip ederse. Bütün maçlar zor, hiçbir kolay maçımız yok. Bunu sizler de biliyorsunuz. Yaşadığımız olaylardan, onlardan çok iyi dersler çıkardık. Demek ki benim takımım, adayıma ilk konsantre olduğu zaman her şeyin üstesinden gelecek. Çok kaliteli, inanan, bırakın 11 kişi, 10 kişi de kalsa, 9 kişi de kalsa. Hatta maçı kazanabilecek, maçı çevirebilecek güce, bilgiye, tekniğe ve zekaya sahibiz. Onun için çocuklarımı kutluyorum. Taraftarıma da bu arada çok teşekkür ediyorum. 90 dakika hiç susmadılar. Çocuklarımı coşturdular. Bu coşkun tezahüratlarıyla birlikte bu galibiyette onların da onlara da buradan teşekkür ederim, saygılarım. Elazığ spor maçını da değerlendiren Altın, ligde artık çemberin daraldığını ve hataların telafisinin zor olacağını belirtti. Çember daralıyor. Bu daralan çemberde bizim coşkulu taraftarımıza ihtiyacımız var. Yapılacak her şeyde bunları bizim amacımız onlara mutlu etmek. Biz de onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Karşıyaka maçına ve bundan sonraki kalan bütün maçlara taraftarımdan sahayı doldurmasını rica ediyorum. Kendilerini tutmayı bekliyorum. Bu takım onların takımı. Bu takım lige çıkacaksa onların sayesinde çıkacak. Eren Hoca'nın açıklamaları bu şekildeydi. Bundan sonra maçların telafisi olmayacağını belirtti ve taraftara özellikle çağrıda bulundu. Tribünleri doldurmalı gerektiğini söyledi Eren Hoca. Evet, hep bunu düşünüyoruz yani gerçekten yani bu tribünleri nasıl doldururuz diye. Ama maalesef bir arpa boyu pek yol kat edemiyoruz. Dolacak. İnşallah olacak. Hemen yani taraftarlarımıza gerçekten buradan seslenmemiz gerekiyor. O taraftarlarımız bırakın pazar günü, pazar günü hiç kimsenin doğru dürüst işi olmuyor. Dinlendiğimiz bir gün, diğer günler bile olsa sahaya gidip takımımıza destek vermemiz gerekir. Eğer Samsunspor sevgisi ağır basıyorsa bunu da yapmak bir yerde o ağırlığın gereğidir. Evet, yoğun bir şekilde mesajlar da geliyor. Hiç vakit kaybetmeden hemen Samsunspor'un bugünkü idmanından görüntüleri ekranlara getirelim. Daha sonra mesajlarınızla soluksuz bir şekilde devam edeceğiz okumaya. PTT 1. Ligi'nin 24. haftasında deplasmanda Elazığspor'a konuk olacak olan Samsunspor'da hazırlıklar sürüyor. Nuri Hasan tesislerinde günü tek çalışmayla tamamlayan Kırmızı Beyazlılar, öncelikle tesislerdeki toplantı odasında teknik ekibin görüntülü analizini izledi. Analizlerin ardından sahaya çıkan oyuncular 20 dakikalık düz koşunun ardından ayak tenisi oynadı. Antrenman boyunca oyuncuların oldukça neşeli olması ise dikkatlerden kaçmadı. Kalecilerin ayrı çalıştığı antrenmana hafif sakatlığı bulunan Embilla Etame katılmadı. Embilla fizyoterapist eşliğinde salonda kondisyon yüklemesi yaptı. Hazırlıklar yarın da devam edecek. Samsunspor'daki son gelişmeler de bu şekildeydi. Antrenmanla ilgili gelişmeler. Selçuk Kaya'ya da teşekkür edelim görüntülerden dolayı. Evet.
Evet, hemen mesajlarımıza devam edelim. Kaldığımız yerden Abdülkadir Akbulut, iyi akşamlar. Maçta küfür etmeyelim. Eren Hoca yapabileceğin en iyisini yapıyor demiş. Mehmet Uçarlı. Öncelikle iyi akşamlar. İki temiz yürek. Çok güzel bir program yapıyorsunuz. Oğlum ve ben sizi severek izliyoruz. Biz ne hakemler gördük. Bence Ofuyordu, Embirle, Sezer, bir de Ivanov, Taha Yalçıner. Her maçta bank oynamalı. 3 puan gelmesi hesabını gelin benden sorun demiş. Evet, Kemal Uçarlı. Hayırlı akşamlar. Bu maç Samsun tek Antalya'yı değil, hakemi de yendi. Alnımızın akıyla 3 puan aldık. Ofuyordu, Ivanov, Sezer, Embilla. O da aynı mesaj. Zekeriya Yılmaz. Taraftarımızla bir bütün olup maçı kazandığımız için çok mutluyum. Tüm teknik heyeti tebrik ediyorum. Çağatay Şahin için de bırakın Samsun'un maçını yönetmesini. Samsun'a ayak bile basmaz inşallah. Bir daha demiş. Her hafta kaçırmadan izliyorum. Abi başarılar diliyorum. Kolay gelsin demiş. Bir de şu an Ukrayna'da programımızı izleyen Bayram kardeşime de selamlar söylüyorum demiş Zekeriya Yılmaz. İbrahim Duman, selam Muhammed Bey. Avni abi, bize ne yaparlarsa yapsınlar. Biz inandık, Allah'ın izniyle bu sene Süper Lig'e çıkacağız. Bu hakemler de olsa çıkacağız demiş Ahmet Dinçer. Hayırlı akşamlar, hayırlı iyi yayınlar demiş. Ben İstanbul'dan Ahmet Dinçer. Muhammed Bey, sizce Samsun ilk 2'den Süper Lig'e çıkabilir mi? Son haftalarda gelinirken oyundan çok sonuç bizim için daha iyi olacaktır demiş. Çok doğru, oyundan çok sonuç önemli. Gayet tabii ki. İkinci sıradaki Adana Demirspor'la 8 puan fark var. Siz oyunda olmalı da gayet ısrarcısınız. Evet. Ben de diyorum ki kötü oynayıp da kazanmak da olsun diyorum. Hep iyi oyun değil. Kötü her zaman kazandırmaz. Bir de o var. Onun için iyi oynayalım ve kazanalım. Peki. Mustafa Akoğlu, Sayın Çavuşoğlu hayırlı akşamlar. Ben İstanbul Ümraniye'den yazıyorum demiş. Çarşambalıymış kendisi. Samspor adım adım Süper Lig'e gidiyor. Buna ne Çağatay Şahin engel olabilir ne de onun gibi düşünenler engel olabilir. Erhan Altın yönetimine, futbolculara güvenimiz sonsuz. İyi yayınlar. Avni Bey'e selamlar demiş. Kesinlikle öyle. Hem hocaya hem futbolculara güven oldukça fazla. Serkan Samsun. İyi akşamlar Muhammed abi. Ben Samsun Spor Antalya maçındaydım. Abi hakem bariz penaltılarımızı, faullerimizi vermedi demiş mesajında. Çarşambalı Necmi. İyi yayınlar, iyi akşamlar Muhammed abi. Sizleri severek her hafta izliyoruz. Gerçekleri sizlerden öğreniyoruz. Bu hafta hakeme karşı kazandık. Bu hesabı hakemden kim soracak? Bu hakem Salı Pazarı, Suluca Spor'u bile yönetemez. Şükürler olsun, yolumuza devam ediyoruz. Yönetimi ve Samsun Spor'u kutluyorum. Abi bir de stadın orada kişilerden kombine alırken 10 TL hizmet bedeli alıyorlar. Yasal mı? Teşekkür ederiz demiş. Murat Varlı, iyi yayınlar. İyi yayınlar. Haberaks TV Bolu maçında berabere kalmamız, Adana Spor'a kontrolsüz oyunumuz, sonucu yenilmemiz ve 6 puan yazmış ama 5 puan kaybımız oldu. Antalya maçını son anları çevirmemiz biraz şans olabilir. Kesinlikle şans değil. Çocuklar ya, bu haksızlık olur yani. Şans demek yani kesinlikle haksızlık olur. Yani yüreklerini ortaya koydu çocuklar. Hepsi, Erhan Hoca, ekibi. Bir fotoğraf vardı ama şu an sevgili Cem o fotoğrafı ekranlara getirebilir mi bilmiyorum. Evet. Hani arka taraftan çekilmiş tribünden bizim çektiğimiz bir fotoğraf vardı. Sevinç. Orada herkes birbirine sarılmış vaziyette. Samsun'un bu maçın ne kadar inandığını, arzuladığını göstergesiydi. Herkes de yüreğini ortaya koydu ve maçı kazandık. Ersel Öner. İyi akşamlar Muhammed Bey. Ben Bursa Emek'ten Samspor'a aşığım. Kazandık. Güzel. Bu takım niye kaleye şut atmıyor? Anlamış değilim demiş. Şut atıyor. Kesinlikle. Hemen diğer mesajlarımıza yer vereceğiz. Bursa'dan mesajlar var. Bursa Genç Samspor Taraftarlar Derneği, Bursa Samspor Taraftarlar Derneği'nden mesajlar var. Orhan Öksüz. Selam abi. Bizim golleri Yusuf Şimşek'te sorunlu ayrıldığı oyuncular attığı Mustafa Sevgi'ye ilk gol tesadüf mü demiş.
Mehmet Fatma Kutbay. Selam Muhammed abi. Ayrıca sizi izliyoruz. Samspor inşallah sezon sonunda Süper Lig'de olur. Senden selam bekliyoruz demiş. Selamlar gönderelim. Pek evet, de tarzım selamlar. Değil ama selam gönderelim programda. Selam göndermek. Oğuz Çelebi. Onu okumuştuk sanırım Oğuz Çelebi. Farklı bir görüş bildirmiş. Abicim demiş. Hoca Adana Spor maçında Ivanov'u çıkarmayıp oyuna Eren'i alsaydı galibiyetle bile dönebilirdik ama demiş. Eren sakat. Eren sakattı. Samsun'daki son idmanda sakatlandı ve Adana'ya götürülmedi. Bu düşünce gibi tabii ki hocamızın da hocanın da böyle bir düşüncesi olmuştur ki herkes evet gibi. Hemen diğer mesajlara geçelim. Tuncay Semizoğlu, iyi yayınlar. Ben stadı doldurmayan taraftarı kınıyorum demiş. Takım Süper Lig yolundayken 12. adam stadı doldurmuyor. Yazık, bir de maça gelmedikleri gibi en çok eleştiriyi onlar yapıyor. Önce stadı doldur sonra maça gel demiş. Sonra eleştirini yap demiş. Önce stadı doldur tabii ki, değil mi? Gayet tabii, dolduralım ama dolduramıyoruz maalesef. Evet. Akif Altun, Elazığ Spor'da Kangale, İmam Verdiyev, Bilika süresiz kadroşu bırakıldı. İnşallah galip geliriz demiş. Bu arada Elazığ Spor'da Ümit Azat da görevine devam ediyor. Bunu da belirtelim. Mesajlara devam ediyoruz. Durmuş Çalışkan, Bursa Samspor Taraftarlar Derneği'nden iyi yayınlar. Artık telafisi olmayan maçlar oynuyoruz. Eğer hedefimiz Süper Lig'se herkes dersine iyi çalışmalı. Hatanın telafisi yok. Bunu geçen hafta gördük. Bir de taraftarımızdan ricam, tribünleri artık dolduralım. Taraftarın etkisi ne kadar oluyor? Bu hafta gördük. Taraftar olunca hakem bile yıkamadı bizi demiş. Evet. Az önce bahsettiğimiz de buydu. Samspor taraftarı tribünleri dolunca taraftarıyla bütünleştiği zaman o baskıyı hem rakip üzerinde hem de hakem üzerinde kurulduğu zaman zaten kimse o bu zaman daha farklı kazanabilmemiz için o taraftarlarımızın sayısını yükseltelim. Evet, buradan da Bursa'ya selamlarımızı gönderelim. Gerçekten yoğun bir şekilde izlendiğimiz bir il Bursa. Evet. Bursa'daki taraftarlar da özellikle nerede olursa olsun maçlara geliyorlar. Evet, yakın yerlere. Takımı yalnız bırakmıyorlar. Bolu'da vardı. Yine diğer mesajlarımıza da yer verelim. Bir taraftarımız Samsunspor 40 milyar ve 2 maç seyircisiz oynama cezası aldı diye daha sonra da düzeltmiş onu. Recep Aslanoğlu. Yok, daha görüşme yapılmadı ki böyle bir ceza yazsın. Öyle bir ceza alacak zaten konum yok. Yani yok yani 40 bin lira öyle büyük bir para. Öyle bir ceza alacak evet konum yok kesinlikle. Aslında bu maç Bayram Arıkan izliyoruz yani demiş. İyi yayınlar. Evet. Eğer ceza verirlerse Perşembe günü bence büyük bir haksızlık olur. Kesinlikle. Çünkü olayın daha doğrusu fotoğrafın tamamına bakmak gerekir ceza verirken. Eğer bakılacaksa Samspor'un ceza almaması gerekir. Hatta hakem Çağatay Şahan'ın da bence cezalandırılması gerekir. Evet. Tuna Ankaya demiş ki, iyi akşamlar Muhammed abi. Benim bir sorum var. Canberk neden kadroya alınmadı? Sadece Canberk mi? Değil. Evet, Samspor'da çok, yani hepsine yer demek vermek gibi Canberk bir şansı da olamaz. Demek ki Canberk şu anda henüz oynayacak evet düzeyde değil. Biraz önce şeyden bahsettik, Doğan'dan bahsettik. İşte ilk yarıda sürekli oynayan Doğan nerede? Şu evet anda yok. Orhan Ismarcı, Avusturya'dan selamlar. Elazığ maçında yine Eren hocamızla ilgili. Sezon yani başından bu yana bir iki hafta ara verdi ama sezon tabii başından bu yana sürdürdüğü eleştirilerini evet devam etmiş. Sezonun ilk yarısında Doğan'la ilgili akıl almaz eleştiriler aldık. Eleştiriliyordu devamlı. İşte neden yer veriliyor, niye yapıyor. Şimdi de Doğan neden yok diye sitem edenler var. Arkadaşlar, hakaret içerikli mesajları yani bu bize değil. Bize değil ama hakaret içerikli mesajları kesinlikle ne kendi sayfamda hafta içerisinde de belirtiyorum öyle bir şey olduğu zaman ne de burada kesinlikle ne okuruz ne de böyle bir şeye sayfada yer veririz. Yani sokakta arkadaşınızla sohbet eder gibi burada sayfada bir şey paylaşmanız olamaz. Buna kesinlikle müsaade etmem. Onu belirteyim.
Hasan Can Ceylan. Abi Samsun'un hakemlerden çektiği nedir böyle? Hakemlere ceza almalı bence demiş. Hakemlere de ceza verilmeli demiş. Verilebilir, en azından dinlendirilebilir yani. Fatih Taflan. Ender Gür geri gelmeli demiş. Kadir İlmaz. Abi taraftar Ender Gür'ü geri istiyor. Anonsun duayeni mesaj atmış. Fatih Taflan'ın bir önerisi de var. Ender Gür'ün gelmesi konusunda gerçekten ben de katılıyorum. Ender Gür çünkü gerçekten... Bir de şu o çalan müzik yani takım gol atmış. Evet. Sevinç aşı veya maç öncesi takım bir taraftar tezahürat artık sesini yükseltmiş. Takımı maça konsantre edecek. Oradan bir müzik çalıyor. Yani şimdi konsantre edeceği yerde... Hayır o çalan müziğin de takımı bir ateşlemesi, bir his duygularının kabarması gerekiyor. Bir hırsın oluşması gerekirken o müziğin hiç onunla alakası yok. Evet. Yani geçen daha önce... ki maçlarda çalan müzikler en azından futbolcuları konsantrasyonunu ve daha tüyleri diken diken ediyordu. Bu müziğin hiç onunla alakası da yok uzaktan yakından. Tabii anons, buna dikkat edilmesini önerelim biz buradan. Yapacak kişi o bilgi ve deneyime sahip olması gerekir. Niye Ender mesela bir taraftarımız demiş ki ateşini evet. Yolla bana çalıyordu. Evet. En azından futbolcuları biz böyle karşılık veriyorduk demiş. Futbolcuları daha iyi konsantre oluyordu demiş. Bir taraftarımız. Buna da buradan özellikle Samsunsporlu yetkililere yönetim kuruluna seslenelim buradan. Lütfen bu taraftarın, izleyicilerin bu hassasiyetine de kulak versinler. Mutlaka. Bununla ilgili bir çözüm yolu bulsunlar. Hem de özellikle de müzik karşı yaka maçıyla birlikte bu düzenleme yapılmalı. Özellikle bence. Müzik konusunda da. Evet. Tuncay Karakoç da aynı şekilde ifade kullanmış. Ender Gür geri getirilmelidir, geri gelmelidir demiş. Enver Duran, Çorlu'dan selamlar abi. Eren Hoca ile uğraşmayı bıraksınlar. Artık iyi günde kötü günde buraya kadar getirdi takımı. Çok da güzel oldu demiş. Zaten ondan Allah razı olsun ifadesini kullanmış. Ümit Başaran, Muhammed Bey kırmızı karttan sonra önce gol geliyorum diyor. Neden geç oyuncu değişikliği yapılıyor? Antalya'yı Ordu Spor bile yendi. Erhan Altın bu kadar övmeyin demiş. Hasan'ı çıkartıp zaferi alsa bu maç bu kadar zorlanamazdı. Bir de nerede Sefa Aksu? Antalya Spor'un da iş kazası Ordu Spor maçıydı. Ya çok. Yani olur olmaz diye bir şey yok. 59. dakika gol geliyorum dedi diyor. Neden diyor Hasan'ı çıkartıp zaferi almadı. Evet. Zaten Hasan çıktı kendisi zaferi aldı yani. Arkadaşlar bazen mesaj atarken düşüncelerinizi tabii ki herkesin de görüşlerine, önerilerine, düşüncelerine, mesajlarına saygı duyuyoruz. Olumlu veya olumsuz bütün mesajları da okuyorum gördüğünüz gibi. Vaktimizin de yettiğince veya gördüğümce sayfamızda. Tabii sonradan şu anda yine mesajlar geliyor sürekli ben okurken de geliyor. Olumlu veya olumsuz tüm mesajları okuyoruz ama biraz daha sağlıklı mesajlar, biraz daha akli selim mesajlar olursa daha güzel olur. Bazı taraf, ya mesela bu mesaj... Neden demiş Hasan'ı çıkartıp zaferi almadı. Zaten Hasan kendiliğinden çıktı. Kırmızı kart gördü. Haksız bir kırmızı karttı. Zafer zaten oyuna girdi yani. Birol Daban, Muhammed Bey iyi akşamlar, iyi yayınlar. Öğrenmek istediğim konu şu. Samsun şehrinin mülki amirleri örnek vermiş. Vali, belediye başkanı, emniyet müdürü, garnizon komutanı stadyuma gelip Samspor maçlarını izliyorlar mı? Siz çünkü her zaman stadyumda oluyorsunuz demiş. Evet sayın emniyet müdürü her zaman maçta zaten. Sayın Valim de belediye başkanı da umarız çok yakın bir haftada Karşıyaka maçıyla birlikte zaman zaman geliyorlar ama bundan sonra da umarız gelecekler maçlara. Uğur Çetinkaya harika bir program, maç öncesi konuşmaları yayınlayabilme şansınız var mı demiş. Yayınladık. Maç öncesi tahminleri herhalde soruyor. Onu soruyorsa, eğer evet. Şeyi soruyorsa programımızın sanıyorum ilk bölümünü, ilk 15 dakikalık 20 dakikalık bölümünü kaçırdı. Bundan sonra programımızın tekrarı saat gece 1'de sanırım. Evet ki programımızın tekrarı gece saat 1'de. Daha sonraki süreçte yarından itibaren de Haberax TV'nin internet sitesinde yer alacak programın tekrarı. Az önce bir mesaj vardı, onu okuyacaktım ben. Evet, Fatih Taflan'ın mesajı vardı, bir önerisi. Sizin önderliğinizde demiş, bir kampanya başlatılsa her eve 3 pasokart güzel olmaz mı? Adana Demirspor mesela 22.000 veya 23.000. pasokart ile özel hediye kampanyaları yaptı. Pasokart yetkilileriyle görüşülüp Meydana Çift İstiklal Caddesi'nde standart kurulmalı demiş.
Hani bir söz vardır, taşıma suyla değirmen dönmez diye. İnsan içinde olacak takımını gidip desteklemesi. Yani paso lig kartını versen gidecek mi? Umarız gelirler. Yani Ayhan için... Toraman çarşambalıymış kendisi. Hollanda'da yaşıyormuş. Hollandalı çarşambalı Ayhan Toraman ben demiş. Samsun'un destek yok. Destek olsaydı Samsun geçen sene çıkardı demiş Süper Lig'e. Necati Yılmaz. Yöneticilerimiz FIFA'dan sonra TFF'yi de ziyaret edip serzenişin dile getirilmedi demiş. Samsun Başkanı Sayın Erkut'u zaten o. Her hafta Futbol Federasyonu'nda. İyi bir konuya temas etmiş her hafta Futbol Federasyonu'nda. Ben Samspor yönetiminin FIFA ile rahatlıkla görüşebileceğine, Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileriyle görüşemeyeceğine inananlardan biriyim. Maalesef bizim federasyonumuz evlere şenlik. Bu neden nedir ki? Tüm kulüpler tarafından sürekli eleştiriliyor. Feridun Yavuz demiş ki, Muhammed Bey neden mesajımı okumadınız, yukarıdaki mesajımı demiş. Ben onu az önce açıkladım. Dursun Gündoğdu demiş ki biz çok büyük bir takımız. Bunu da bu hafta gösterdik. Bundan sonraki süreçte de bekle bize Süper Lig demiş. Alemin kralı geliyor bu sene ifadesini kullanmış. Evet, programımızın da artık son dakikalarına geldik. Abdullah Madem Bafra'dan bize mesaj atmış. Bafra'dan sevgiler, dilek ve temenniler demiş. Güzel ama sizlerin söylediği dilek ve temenniler güzel demiş. Yine stadyum maçtan sonra da temenniler güzel ama tribünleri dolduramıyoruz demiş. Taraftarların, izleyicilerimiz mesajlarına da bir cevap olmuş bu. Tribünleri dolduramıyoruz arkadaşlar. Taraftar olarak takıma sahip çıkalım. Sonra da sahip çıkmayanları sahip çıkmaya davet edelim demiş. Önce sahip güzel. Çıkalım demiş, sonra evet. Da sahip çıkmayanları takıma sahip çıkmaya. Davet edelim, doğru. Bakın geçmişte şöyle eski yıllara baktığımız zaman, özellikle Bafralı hemşerim, ona söylemek isterim. İnanın minibüsler birbiri ardına Samsun'a stada gelirdi, eski stadyuma gelirdi. Çarşamba'dan, Terme'den, ne bileyim Bezirköprü'den, Havza'dan, Ladik'ten, Alaçam'dan, Yakakent'ten her yerden taraftar gelirdi maçlara. Maalesef son yıllarda sadece bir çarşambadan, Kavak'tan geliyor. Yani bir iki ilçemizden az bir taraftar gelip Samspor maçlarını izliyor. Onun dışındakiler özellikle Bafra'dan gelen sayısı, Samsun'un en büyük ilçelerinden biri olan Bafra'dan gelip maçı izleyenler sayısı oldukça az. Evet, ben de bir Bafralı olarak özellikle sitemimi buradan etmekte evet, yarar görüyorum. Şerafettin Akoğlu hayırlı akşamlar, iyi yayınlar demiş. Bu saatten sonra ne futbolcu ne de teknik direktörü artık bir şey demek Samsun'a zarar verir. Tüm Samsun'un iş adamları ve taraftarları birlik olma zamanı demiş. Samsun'umuzun önüne daha dış etkenlerden çok taş konulacaktır. Unutulmamalı geçen yılki durumlar ifadesini kullanmış. Yine bir taraftarımız, izleyicimiz daha doğrusu Selma Akkuş, abi demiş 10 kişiyle hakeme karşı kazandıysak bu bizim inancımızı gösterir. Bu sene inşallah Süper Lig'e çıkacağız. İyi akşamlar demiş. Zaten galibiyet de inancın zaferidir. Yani bu maç özellikle öyle oldu. Evet, kesinlikle öyle. Muhammed Atik, iyi akşamlar. Samsunspor'a Süper Lig yolunda başarılar diliyorum ifadesini kullanmış mesajında. Uğur Çetinkaya, harika bir program. Maç öncesi onu az önce okumuştuk. Mesajlar peş peşe geliyor. Yine bir taraftarımız oyuncu değişikliğiyle ilgili sistemini, eleştirisini dile getirmiş. Hasan Can Ceylan demiş ki ben Samsun'dan yazıyorum. Neden okumuyorsunuz? Mesajını hemen okuyalım. Samsunspor dolu dolu gidiyor. Bu sene Süper Lig'deyiz Allah'ın izniyle demiş. Yine oyuncu değişikliğiyle ilgili mesaj var. Şunu hemen belirtelim. Neden böyle eleştiriliyor, şu alınıyor, bu alınıyor oluyor. Geçen hafta Adana Spor maçında da olmuştu. Şimdi de bu dile getiriliyor. Yani oyuncu değişikliğine bakıldığı zaman da üçü de ofansif yönü çok kuvvetli olan oyuncular. Hücum oyuncusu Ofeodo, Eren, Zafer de öyle. Hücum yönünde kuvvetli bir oyuncu. Bunu da dile getirelim. Türkiye'de hangi teknik direktör 10 kişi kalmış, özellikle de 10 kişi kalmışken... Hangi teknik direktör bu kadar
kılıç oyuncuyu yapmak zorundadır. Üç oyuncuyu da hücum yapıyordur yani. Hücum yönü çok kuvvetli olan oyuncuları soktu. Eren zaten forvet, golcü. Evet. Ofeo'da yine öyle. Zafer de orta sahaya forvete dönük aslında özellikleri olan bir oyuncu. Eren Altın bunu yaptı. Cesur yüreğini de burada gösterdi. Evet. Tek maçı düşüncenin galibiyet olduğunu da yaptığı değişiklikleri de gösterdi. Ya çok aslında çok düşünülmesi gereken ve evet, tebrik edilmesi gereken bir davranışta bulundu Eren Hoca orada. Orada yedek kulübesinde savunma yönü kuvvetli olan oyuncular da vardı. Onlardan bir tanesini alabilirdi oyuna. Yedek kulübesinde vardı. Mücahit i̇şte Ceylan vardı. Öyle bir şey olsaydı tamamen savunmayı gelmezdi. Tamamen savunmayı 7-8 kişiyle evet, doldurabilirdi. O oyuncu grubuyla doldurabilirdi ama Eren Hoca 10 kişiyle de olsa biz evet, bu maçı kazanacağız ya dedi. Hep ya hiç düşüncesiyle hareket etti. Kesinlikle bence kazanacağız bu evet, maçı. Kesinlikle galibiyetten başka hiçbir şey düşünmediğini ve bunu da futbolcularına soyunma odasına inandırdığını, özellikle 60'ın dakikadan sonra da bunu oyuncularına yaptığı değişiklikleri de hissettirdi. Evet. Söylemleriyle de hissettirdi. Arkadaşlar bazen de hani eleştiri yapıyoruz ama yiğidi öldürelim ama hakkını da teslim edelim yani. Mutlaka. Yani Eren Hoca o cesur davranışını, cesur yüreğini, ekibiyle birlikte o duruşunu bu maçta en iyi şekilde sahaya göstermiştir, sahada göstermiştir. Belki çoğu kimse dikkat etmiyor ama ben basın tribününde tam o yedek kulübesinin arkasında çok dikkat ediyorum o davranışlara. Eren evet, Hoca ekibiyle birlikte. Erhan Altın'ı da seyrediyoruz biz burada. Tam da bizim önümüzde oturduğumuz tribün malum. Ben dikkatlice izliyorum kendisini. Yani maçta hiçbir şey yapmasa bile, evet, hiçbir şey yapmamış olsa dahi şu oyuncu değişiklikleriyle de Eren Hoca'yı çok çok fazla ekibiyle birlikte övgüyü fazlasıyla hak ediyor. Çünkü yeryüzünde çok maç izliyoruz biz. Ben her hafta dünya kadar maç izliyorum. Türkiye Ligi'nde, Süper Lig'de, Petit'te, 1. Lig'deki maçların tamamını zaten izliyorum. Süper Lig'de de çok sayıda maçı izliyorum fırsat buldukça ve Avrupa Liglerinde de çok sayıda maçı yine izliyorum. Bütün programları da izlemeye çalışıyorum. O kadar işimin yoğunluğum arasında böylesi bir hamleyi çok nadir gördük. Yani evet, 10 kişi kalmışsınız. Rakip sizin üzerinize gelmesi artık geldi de zaten ama değişiklikler yaptığınız hamleler hücuma yönelik hamleler. Yani bir de sen istiyorsan maçı ben senden yani Antalyaspor'a Antalyaspor'a sen maçı istiyorsan ben senden kat kat daha fazla istiyorum mesajıydı bu. Evet. Ve bunu da sahada 2-1'lik skorla galip gelerek haklı olduğunu da gösterdi Erhan Hoca. Bu cesaretinden İstekli dolayı da çıkan iki takımdan Erhan Hoca ve Samspor kazanmış oldu. Erhan Hoca ve ekibinde bu evet, hamlelerinden dolayı da kutlayalım. Evet, artık bundan sonra da 43 geçiyor. Cem de toparlamamız yönünde işaretini yaptı. Evet, son olarak yine bundan sonra gelen mesajlara artık kusura bakmasınlar, yer veremeyeceğiz son mesajlara. Programımızda son bölümü. Elazığ Spor maçı var Samspor'un önünde. Pazar günü, cumartesi günü saat 18.30'da. Yine forma konusuyla ilgili, yine formayla ilgili de mesajlar geliyor. Avni abi, mesajlar da yağmur gibi gelmeye başladı. Bunları okumasak şimdi hafta boyunca da sistem oluyor. Evet, bunu ben bu mesajları hiç görmemiştim. Bu mesajlara yer vermem gerekiyor. Sevgili Ender Gür mesaj atmış. Anons konusuyla ilgili taraftarımızın teveccühüne teşekkür ediyorum. Sosyal medyada bu konuda çeşitli çağrılar var. Ama bu durumun benimle ilgisi olmadığının bilinmesini isterim saygılarımla. Şu tür söylenti de herhalde şeyi kastediyor. Hayır, sanki Ender Gür gibi bir şey söz konusu değil yani. Kendisi hiç bu konuda benimle özellikle hiç konuşmadı. Sizinle bilmiyorum. Kesinlikle yok, benim bir kere tarzım değil. Birisinin söylemiyle değil. Benim bir kere hiçbir şekilde birisinin söylemiyle programda bir şey dile getirmem. Asla çünkü o görev asla, fahri olarak asla yapılan bir görev. Asla söz konusu olamaz. Onunla ilgili evet, yapanlar varsa onu zaten kamuoyunu biliyordur. Biz program öncesi telefonlar gelip istiyoruz de programda bunları söyleyin diye telefonlar gelen onları da biliyoruz. Kamuoyu da onların kim olduğunu biliyor. Biz asla böyle bir şeyi hem sevgili Ender Gür'ü çok yakından tanırım. 20 yıldır tanırım ben Ender Gür'ü. Asla bu karakterde bir insan değil. Son derece karakteri de düzgün. Gayet tabii. Bir kişiye sahip. Spor 55 programında da böyle sevgili evet, Atilla Cebeci'ye de buradan selamlarımızı gönderelim. Onun da böyle hani şey kesinlikle olamaz. Çok sayıda mesaj gelince bana ben onu gündeme getirmek istedim ve getirdiğimiz konulardan bir tanesi de müzik konusu. Evet.
Ya çok sayıda inanılmaz tepki var. Taraftarlardan çok sayıda tepki var o müziğe. Bir an önce Samsun Yönetim Kurulu'nun bu konuyu görüşüp değiştirilmesi gerekir, gerekliliğini belirtelim. Bir öneridir bu. Taraftarların bir isteğidir, talebidir. Samspor, her zaman diyoruz Samspor taraftarı çok önemli. Tribüne davet ediyoruz ama taraftar diyor ki biz tam tezahürata odaklanmış durumdayız. Takımımızı maça dakikalar kala hırsını, isteğini, konsantrasyonunu artıracağız. Ama bir bakıyoruz ki o müzik çalıyor. Takım gol atıyor, o müzik çalıyor. Enteresan şeyler. Takım sevincini yaşayacak, o müzik çalıyor. Sadece ilgiyi dağıtıyor. Aslında o ilgiyi artırması gerekirken dağıtmış oluyor. Tabii Samspor yönetimi Ender Gür olmasa da, yani orada görev yapan o arkadaşı yerine en azından Ender Gür'e demiş olsalardı ki, işte bu arkadaşımız bu işi yapacak, siz deneyimli biri olarak nelere dikkat etmesi gerekiyor, onları anlatın demiş olsalardı, öyle sanıyorum ki Ender Gür rahatlıkla gider orada o deneyiminden kendilerine aktarmada bulunurdu. Feridun Yavuz demiş ki, ya iyi yayınlar, ben 55 İstanbul Anadolu sayfasının adminiyim demiş. Samsunlu ve Samsunspor'a başarılar dilemiş. O mesajı da okuduk. Bu çok önemli. Forma satışı konusuna da gelelim. Forma satışı Samsunspor'un olağan kongresinde de Samsunspor Genel Sekreteri Sayın Ali İhsan Aka çıktı, açıklama yaptı. Kamuoyunu, üyeleri bilgilendirdi. Geçmiş Nisan ayı itibariyle galiba başlayacak herhalde forma satışı. Evet, geçmiş yönetimin sponsor artık firmaya, anlaşma yapılan firmaya ücretini ödemediğinden dolayı firma, hatta kulübü icraya da vermiş. Bundan dolayı forma satışı gerçekleşmiyor şu anda ama yönetimin büyük çabası var sorunu çözmek için. Kısa bir süre sonra forma satışında gerçekleşeceğini belirtelim Samspor storelerinden. Bunu belirtelim. Taraftar forma almak istiyor artık formaları, evet. Yeni formaları. Bunu da belirtelim. Müzik konusundaki şikayetleri dile getirdik, aktardık. Evet. Artık bundan sonraki mesajlarımız, saatimiz de 23.48 oldu. 2 saat boyunca evet, buradaydık. Bu arada bir hatırlatmada bulunuyor. Meteorolojiye göre yarından itibaren galiba Marmara, Karadeniz, özellikle Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu şiddetli yağışlı geçecek. Elazığ maçında biz de Elazığ'da olacağız. Bu anda onu da evet, hatırlatalım. O şiddetli yağış altında da oynanabilir maç. Sanıyorum Erhan Altın o yağışlı maçlarda nasıl oynanacağını futbolcularına en iyi şekilde gayet de iyi biliyor. Evet. Gayet de iyi biliyor. Samsunsporlu futbolcular da, teknik direktör Erhan Altın, yardımcıları Galip Hoca, Şenol Hoca, Çağlayan Hoca ve futbolcular da ne yapmaları gerektiğini gayet iyi biliyorlar. Herkesin düşüncesine saygı göstermek durumundayız. Yorumlara da, olumlu veya olumsuz gelen mesajlara da saygı göstermek durumundayız. Bizler de buradan düşüncelerimizi aktarıyoruz. Bunu da belirtelim. Gayet tabii. Hocamız, Erhan Hoca'nın kararlarına da saygı göstermek durumundayız. Çünkü bu maçta yaptığı hamlelerde gerçekten inanılmaz çılgınlık, evet, bir anlamda yani. Üçüncüyü bir de sahaya sürmek çılgınlık ve bu çılgınlığının karşılığında i̇şte 3 puanı, aynı güzel çılgınlığı Elazığ'da da gösterelim. Aynı çünkü çılgınlığı. Tabii aynı güzel çılgınlığı Elazığ'da gösterelim. Ve çünkü Elazığ geçen haftayı da mağlubiyette kapadı. Yani bu maç onların artık çok önemsediği bir maç haline geldi. Yani onu bilerek Erhan Altın takımını sahaya sürecektir. Ona göre de önlemini alacaktır. Ama biz tek çıkar yolumuz var, bu maçı almak. Eğer yolumuza devam etmek istiyorsak Elazığ'ı mutlaka yenmek zorundayız. Batuhan Atıcı, fakültede izliyoruz, selamlar abi demiş Batuhan Atıcı. O mesajı da okuyalım çünkü ısrarla o mesajı yayınlamış. Evet, yayınımızda bu akşam dop dolu bir programla sizlerin karşısındaydık. O görüntülerin hazırlanmasında sevgili Erdem Çakmak ve Tugay Şenol'un çok büyük emekleri oldu. Yine fotoğraflarda Selçuk Kaya, Erhan Altın'ın ve Samsunspor idmanında da Selçuk Kaya'nın imzaları var. Onlara bir kez daha teşekkür edelim. Bu saate kadar bizimle birlikte olan sevgili Cem'e teşekkürler.
Mustafa'ya, Sinan'a ve Kadir'e de teşekkürler. Bu saate kadar bizlerle birlikte oldular. Onlara da teşekkür ederim. Bizi izlediğiniz için sizlere de teşekkür edelim. Önümüzdeki hafta Salı akşamı saat 22'de yeniden sizlerin karşısında olmak umuduyla sağlıklı, başarılı ve huzurlu bir hafta geçirmenizi temennisiyle hoşça kalın.